Dünya Sağlık Örgütü omikronun daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Ama bir taraftan da omikronla olguların daha hafif seyrettiğini de söyledi. Bir kafa karışıklığı var tabii genel olarak. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Aşılama, maske, mesafe kurallarına bir defa uymak gerekiyor. Aşılama ile ilgili tartışmalar omikronla ilgili devam ediyor. Ama omikron zaten virüslerle ilgili baştan da bir takım varyantların çıkacağı söylenmişti, varsayılıyordu zaten. Arkasından çıkan varyantların her biriyle ilgili de çeşitli şeyler söylendi. Onları atlattık ama omikronun gerçekten daha bulaşıcı olduğu, daha hızlı bulaştığı söyleniyor. Ama bizim de her geçen gün bir taraftan da tecrübelerimiz artıyor. Enfeksiyon hastalıkları hocalarımızın tecrübeleri artıyor. Dünyadaki sağlık kuruluşlarının tecrübeleri artıyor. Dolayısıyla daha iyi kontrol edebiliyoruz. Ama bir taraftan da bir başka şey de bu pandemi artık bir şekilde kanıksandığı için tedbirler ihmal ediliyor. Bu da bu varyantın daha saldırgan olmasının bir başka gerekçesini yaratabilir. Aşılanınca daha mı hafif seyrediyor peki? Yapılan açıklamalar omikronun kendisine karşı aşıların etkisinin biraz zayıf olduğu tarzında. Ama bir taraftan da bir takım çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar neticesinde ilk açıklamalar işte iki dozdan sonra üçüncü doz yapıldığı zaman koruyuculuğun biraz daha iyi olduğu, arttığını söylüyor. Fakat bir gerçek var. Virüslerdeki her türlü değişiklik aşılanmada var olan elimizdeki aşıların etkinliğini negatif yönde etkiler. Ama bu ne kadar etkiler? Bir birim mi, on birim mi? Bunu ancak çalışmalar yapıldığı zaman anlayacağız. Ama yine de aşılamaktan vazgeçmemek gerekiyor. Yapılan açıklamaları dinlediğimizde üçüncü dozda %80'lerin üzerinde koruyuculuğunun olduğunu yine söylüyorlar. Tabii çalışma devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Onların sonuçları bizi daha iyi aydınlatacak. Yani aşı da olsak bu mutasyonlar devam edecek. Hani bu virüs yaşamaya ve hayatımızda olmaya devam ettikçe mutasyonlar da devam edecek. Şimdi omikron belki bir süre sonra daha farklı isimlerle de karşılaşacağız. O nedenle görüyoruz ki ve yapılan açıklamalarda aşıların hala etkinliğinin devam ettiğini söylüyor ki devam ediyor ki gerçekten bu vaka artışlarına çok fazla yansımadı diye düşünüyorum ben de bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak. Çünkü vaka sayılarımız biraz pilota çizmiş gibi. Hala aşıların etkisine borçluyuz bu durumu. Maalesef toplumda hepimiz rastlıyoruzdur. Önlemlere uymada ciddi bir gevşeklik var. Aslında daha fazla bu önlemlere sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Bir başarı elde etmişken bu başarının sonunu getirmek için hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Aşılama oranları da azaldı. Aşıların etkinliği de süre geçtikçe azalmaya başlayacak. Varyantlarla değil, belki hani bu süre yüzünden aşıların etkinliğini kaybedeceğiz. O yüzden hani aşı dozlarımızı tamamlamaya büyük bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu varyantların da gündeme gelmesiyle. Şu an hala varyantlara etkili bir aşımızın olması aslında hepimiz için çok sevindirici bir olay. Şu an için kesinlikle hepimizin üçüncü doz aşımızı tamamlamış olmamız gerekiyor. Çünkü olduğumuz ilk iki aşı hem sürenin geçmesi nedeniyle hem de bu varyantların gündeme gelmesi nedeniyle etkinliğine azalmaya başladığını görüyoruz. Ama hala etkililer ki gelen hastalarımız o ciddi yoğun hasta baktığımız dönemdeki gibi değiller. Daha klinikleri hafif seyrediyor. Daha çok altta yatan hastalıklar biraz daha bizim servisteki yatan hastalarımızı oluşturan grup. Aşılamayla gençleri çok daha iyi koruyabildik. Evet, biraz daha hastalık o grupta hafif seyrediyordu ama ciddi seyreden vakalarımız da oldu o yaş gruplarında. Aşının çok güzel yansımalarını görüyoruz biz bilimsel camia olarak. Hani buradan herkese de tekrar hatırlatalım. Çünkü ciddi derecede bir aşılanmayan vaka grubu var, kişi grubu var ve aşısını olup aşı etkinliği yok olup üçüncü dozlarını olması gereken grup da var. Ama talebin oldukça azaldığını görüyoruz. Gevşemememiz lazım. Belki omikron varyantı bu nedenle bize bir uyarıcı olsun. Hani hala COVID-19 bitmedi. Tüm hızıyla devam ediyor. Yeni varyantlara
ortaya çıkmasına izin vermemek için hastalığı yok etmemiz lazım. Hastalığı yok etmek için de yapmamız gereken tüm önlemlere aynı sıkı bağlılık şeklinde devam etmemiz gerekiyor.